Şimdi profil komutuna geçiş yapacağız. Ama profil komutuna, yani şuradaki komuta. Bu komuta geçmeden önce takım listesinde size göstermek istediğim birkaç parametre var. Bundan bahsedelim. Şöyle yapalım. Gidiyorum en son işime ve takım listesine geliyorum. Takım listesinde, hatta şöyle yapalım, sıfırdan başlayalım. Yeni mesela profil komutu olsun. Hiç seçmiyorum geometri. Takım listesine geldim. Tanımla diyorum. Ve buradan şuradan bakın. Şurada, şuradaki takımlar benim daha önce kullandığım, yani şu tarafta, şu unsur ağacımda kullandığım takımların listesi. Şu anda burada bu kadar kullanılmış yok ama bunlar hafızada kalmış. Ben sıfırdan bir takım eklemek istiyor isem eğer, şuradan freze takım eklemem gerekiyor. Çünkü freze operasyondayız şu anda. Freze takımı yeni takım ekler bana, bu sıfırdan bir takım ekler. Tıkladığım zaman beni SolidCam'in hazır takım kütüphanesine götürür. Burada özel takımlar da tabi oluşturabiliyoruz. Onu ilerleyen videolarda göreceğiz. Özel takım nasıl oluşturulur ama buraya gelmeden önce burada size şu takımların nasıl tanımlandığını, ilerlemesinin devrinin numarasının, magazindeki numarasının nasıl ayarlandığını göstermek istiyorum. Şimdi biz burada şöyle geri geleyim tekrar. Yeni takım ekleye geldiğimiz zaman buradan herhangi bir takıma dokunduğum zaman o takımı seçecek. Mesela Entmil dediği parmak freze. Bir tane takım seçiyorum. Bakın buna seçtiğim zaman beni direkt o takımın bilgisine götürüyor. Yani diyor ki program bana bu takımın çapı nedir? Şurası D dedi kısım çap. Bakın şurada da var. Şuradaki parametrelerin hepsi şuradaki harflerin devamı aslında. Ben diyorum ki D kısmına dokundum. Dedim ki bu çapım 8. Parmak frezemin çapı 8. Parmak frezemin helis boyu şurası CL dedi 24. Şurası ise helis boyu bittikten sonra arada bir düz mesafe vardır. Standart parmak frezelerde zaten bu şekilde oluyor. Şurada bir düz mesafe vardır. Oranın bana boyunu soruyor. O boydan sonra bu takımın şaftı kaç diyor. Mesela ben burada 8 demişim. Benimki 8 değil 10 olsun mesela. Takım şaftım 10. Şuradaki boğaz çapımda 8 değil de helisten biraz daha aşağıda 7.80 diyorum. 7.8 dedikten sonra hatta şuradan yaklaşırsam takıma bakın burası aynı zamanda 3 boyutlu görünüme sahiptir. Mouse'unuzun sol tuşuna basarak şey yapabilirsiniz, döndürebilirsiniz. Hatta sağ klik yaptığınız zaman sığdır deyip bu takım buraya sığdırırsınız. Veya yine sağ tuş yaptığınız zaman kutuya uydur dersem kutuya en uygun görünümü yani şu kutuya en uygun görünümü sağlar. Yürü dersem işte tutup sağ sola yürütebilirim yine sol tuşla. Yok döndür dersem ise sol tuşa yine basılı tutup sağ sola döndürebilirim. Bu pencereden kurtulmak isterseniz eğer şuraya tıklamanız yeterli olacaktır. Bakın buna tıkladığım zaman üstünde beklediğim zaman takımı göster diyor. Oradaki pencere gitti. Takımı gösterisi açtığım zaman burada takım karşıma gelir. Hatta bunu seçtikten sonra hatta seçmeden aslında şuraya geldiğim zaman takımın ucuna geliyordu ama tabii şunu gösterirsem eğer. Eğer ben şu pencere şu an açık. Şuradaki tiki de işaretlersem ve takımı mouse'umun ucunu şu tarafa doğru getirdiğim zaman bakın bunu şuradaki takımı mouse'umun ucuna getirebiliyorum. Görüyor musunuz? Bunu kapattığım zaman takım artık bunun ucuna gelmez. Şurayı da buradan bahsedelim biraz. Eğer burayı ben kapatırsam takım listem aynen olduğu gibi liste halinde görülür. Açarsam eğer takımın parametreleri yine karşıma gelir. Buradaki pencereyi ben çok kullanmıyorum. Kapatıyorum o yüzden. OHL boyu bizim için önemli arkadaşlar. Bu OHL boyu dediği kısım nedir? Ondan bahsedeyim size. Bu OHL boyu takımın şu ucundan yani tam şu noktadan şuraya kadar olan boy yani biz bu frezeyi tezgah tutucusuna yani BT40 veya BT50 tutucuya bağladığımız zaman pens ile veya tutucu ile şu noktadan şu noktaya olan mesafe demek bu. Biz operatöre deriz ki işte takımın OHL boyun 60 deriz. Operatör de gider o frezeyi en ucundan tutucunun oraya kadar olan mesafeyi 60'tan kısa bağlayamaz. Hatta 61-62 bağlayabilir ki takım tutucunun pens ana ağzı oraya malzemenin üstüne çarpmasın. Burası da ağız sayısı. Bir frezenin 4 ağzı vardır genelde. 3 ağızlı ve 2 ağızlı frezeler de var ama buradaki ağız sayısı dediği frezenin ağız sayısı. Ben 4 ağız yazdım mesela. Bu bizim
takımımızın verileri. Şimdi burada tanım denen bir kısım var. Eğer post dosyamız ayarlanmış ise, yazılımcı firma tarafından post dosyamız ayarlanmış ise burada operatöre not bırakabiliriz. Yani deriz ki ne diyelim mesela Ahmet. Şöyle büyük harfler yazalım ve Türkçe karakterler kullanmayın. Ahmet takımı 60 60 boyuna kısa bağlama dedim. Ve G kodu aldığım zaman bu uyarı G koduna çıkacaktır. Ama unutmayın post dosyanız ayarlıysa çıkar, değilse çıkmaz. Sonra burası da numara dedi. Biz G kodundan bu takımın postunu çıkarırken takım işte 20M6 diye çıkar. Veya sizin yani buradaki numara dediği kısım sizin takımınızın magazin numarası. Mesela benim ben bunu magazindeki 20 numaralı pota takacakmışım. O yüzden buraya 20 yazdım. Buradan ve buralardan ilerleyen videolarda bahsedeceğim. Şimdi anlatırsam eğer aklınız çok karışacak. Neyse. Bu takım şu anda standart bir takım. Eğer siz bunu kaba olarak belirlerseniz şuradaki kabayı işaretlemeniz yeterli olacaktır. Kapatıyorum. Buradaki girmiş olduğumuz verilerin bizim için yani programı yapan için çok fazla bir önemi olmayabilir. Ama operatörün şuradaki L boylarını yani o HL boyu dediğimiz tutucuyla takım ucundaki mesafeyi bilmesi ve takımı da tezgaha ona göre bağlaması gerekiyor. Şimdi burada bütün takımla ilgili verileri girdikten sonra bilgisi var. Yani ilerleme ve devri. Mesela standart bir parmak frezede ilerleme ve devri şöyle yapalım hatta ben burada hesap makinemi açayım. Şimdi 8'lik bir parmak freze için ortalama devir ve ilerleme hesabı şey var, sabit sayısı var. Mesela karbür frezelerde 90.000 sabit sayısı var. 90.000 bölü pi sayısı 3.14 bölü takım çapı 8 eşittir dediğimde bu kullanacak olduğum 8'lik parmak frezenin bana devrini verir. 3.580 devirmiş mesela. 3.500 devir zaten programda otomatikman bu gelmiş oldu. Ama tabii bu sizin işleyecek olduğunuz malzemenin sertliğine ve yumuşaklığına göre bu devir değişebilir. Takımınızın kalitesine göre yine değişebilir. Buradaki değerler ortalama verilen değerlerdir. Demek ki ben şu anda 90.000 ile neyi bulmuş oldum? 90.000 sabit sayısıyla 8'lik parmak frezenin devrini bulmuş oldum. Şimdi bunun bir de ilerlemesini bulalım. Bir frezede 4 ağız var mesela. Çarpı her ağıza 0.2 ilerleme veriyorum mesela. Çarpı 0.2 eşittir 716. Takımın da 4 ağız olduğuna göre çarpı 4 dersem ve eşittir dersem demek ki 2866 ilerleme vermem gerekiyormuş. 2866 ilerleme yazıyorum buraya. 2866 X ve Y'deki ilerlemesi bu. Z'deki ilerlemesi, özür dilerim, finish ilerlemesi bu. Şuradaki sadece X ve Y'deki ilerlemesi 2866. İlerleme, finish ilerlemesi ise 1000 olsun. Dilerseniz finish kullanmazsanız tikini kaldırmanız yeterli olacaktır. Kaldıralım mesela biz finish kullanmayalım. Z'deki dalması yani Z'de paso vereceği için biraz daha ilerlemeyi düşürebilirsiniz isterseniz veya aynı da tutabilirsiniz. Z'deki dalması ise 250 olsun. Finish ilerlemesini kapatıyorum. Kullanmayacağım. Bu takım saat yönünde dönecek. Yani M3 ile dönecek. M4 ile dönmesini istiyorsanız CV tikini işaretlemeniz gerekiyor. Ben saat yönünde dönmesini istiyorum. O yüzden bunu işaretledim. Offsetler. Çap offseti ve uzunluk offseti. Yani eğer kompansasyonluk program kullanıyor iseniz eğer çap offsetini açtığınız zaman dersiniz ki ben bunu 20 numaralı magazine taktım ama bu takımın çap offseti 32'de olsun diyebilirsiniz ve haş numarası ise 5'te olsun diyebilirsiniz. Ama unutmayın ki bu offsetler kısmının post dosyanıza ayarlanmış olması gerekiyor. Yani siz buraya uygun değerleri girseniz bile Solidkem'in post dosyası tezgahınıza göre ayarlı değilse ve Solidkem buna göre ayarlı değilse hiçbir zaman burasını program dikkate almaz ve çalıştırmaz. Bunu yazılımcı firmayla görüşmeniz gerekiyor. Kapattım o yüzden ben kullanmıyorum. Sonra bu şu anda takım bilgisayar bir de şurası var. Bağlantı. İlerleme Z yaklaşma sadece. Şimdi demiş ki burada ben
Bu takıma 2866 ilerleme verdim. Tamam. Bu takım parçaya dışarıdan doğru yaklaşırken bu 2866 ilerlemesinin yüzde kaçını kullanayım? %200'ünü kullan demişim ben mesela. %100'ünü de kullan diyebilirim. Yani %100'ünü kullan dersem 2866 ilerlemeyle parçama yaklaşır. Veya %50'sini kullan dersem 2866'nın yarısını kullanarak, yani oraya 2866 ilerleme değil de 1000 ne yapar? Hemen şöyle hesaplayalım. Matematiğiniz çok iyi dahi olsa bu tür şeylerde mutlaka hesap makinesi kullanın. 2866 bölü 2 dediğim zaman 1433'müş. Yani %50'sini kullan dediğim zaman 1433 ilerlemeyle parçaya yaklaşacak. Daha sonra pasoya gireceği zaman 2866 ilerlemeyle parçaya girecek. Bu demek. Bağlantı tabii, bu bağlantılar arasında geçiyor. Özür dilerim, ben yanlış anlattım. Bu bağlantı dediğim bir sonraki pasoya mesela şurayı taramasını yaptı. Bir sonraki pasoya geçerken ilerlemenin %50'sini kullanacak. Yaklaşmada ise şöyle 50 dersem yine 2866 değil de şuradan bu 2866'nın yarısını kullanarak parçaya girecek. Geri çekilmede keza aynı şekilde. Sonra e-data dediğimiz kısım var. Bu e-data bizim iMachine için önemli aslında. iMachine konu şeyinde modülünde bizim için çok önemli. Burada şu kesmiş olduğumuz malzemenin cinsi nedir? Alüminyum mu, çelik mi, işte karbonlu çelik mi ne? Buradan onu belirliyoruz. Mesela diyelim ki alüminyum olsun. Sonra kullandığım takım karbür mü, kobalt freze mi, hava çeliği freze mi yoksa takma uçlu karbür mü? Yani buradaki karbür dediğimiz normal standart bildiğiniz karbür freze, kobalt dediğimiz ise kaplaması farklı bir karbür freze, HSS dediği ise hava çeliği freze, premium karbür dediği ise takma uçlu freze, yani APKT 10, APKT 16, APKT 11 gibi takma uçlu. Sonra bu karbürün şeyinde kendi içerisinde bir formatı var. Bunun da şunu işaretlerseniz eğer %100'ünü kullan diyebilirsiniz. Ben bunu kapatıyorum. Bu tabi tamamen iMachine ile ilgili ama yeri gelmişken anlatayım. Ne işe yaradığını bilin. Bu da bizim kullanmış olduğumuz karbür frezenin helis açıları olur yani yanlarda. Bu da o helisin kaç derece olduğunu gösteriyor. Yani standartta genelde 45 ve 35 arasındadır şeyler. Özür dilerim, 45 değil. 30 ve 35 arasındadır helisleri ama sizin 45 derece bir helis frezeniz vardır veya 60 derece bir helis frezeniz vardır. Buradan onu seçersiniz. iMachine'in dışında hiçbir katkısı yoktur programa dediğim gibi. Ama bilin, iMachine'de bunlardan detaylı bir şekilde bahsedeceğim, merak etmeyin. Sonra burası varsayılan seviye. Bu da yine tamamen iMachine ile ilgili. O yüzden kapatıyorum. Hiç anlatmıyorum burayı. Tutucu dediğimiz kısım var. Bu tutucu dediğim gibi işte BT40, BT50 tarzında tutucularımızı ilgilendiren kısım. Bu tutucu kısmına girdiğimiz zaman bizi bir sayfaya atacak ve şu şekilde tutucular gelecek karşımıza. Bakın bunu da çevirebiliyoruz. Bu yerel tutucular ve genel tutucular var. Yerel tutucular bizim standartta hazır gelen ve genel tutucular da yine standartta hazır olan HSK'ya varan nakliye var. Hazır farkındaysanız. Mesela ben bir tane BT50 bir tutucu kullanayım. Şuradaki artıyı işaretledim. Şöyle tıkladığım zaman nasıl bir tutucuya sahip olacağımı görebiliyorum. Bakın. En üsttekinin şuradakini tikini işaretliyorum mesela. Bunu onayladığım zaman takımım benim tam şunun ucuna gelip takılacak. Şuralardan daha sonra fark edeceğim. Form daha sonra bahsedeceğim. Form takımından, soğuk masasından daha sonra bahsedeceğim. Form takım özel takımlar için geçerli. Şimdilik es geçiyorum burayı. Soğutma sıvısına geldim. Bu takıma soğutma sıvısını açıp kapatabilirim. Veya makine soğutma sıvısını yine açıp kapatabilirim. Yani soğutma sıvısı dediğimiz işte bor yağı, işte M8, M9 gibi. Onlarla ilgili. Sonra şöyle yana doğru kaydığımda takım hazırlama. Takım hazırlama yine postla alakalı. Postunuzun buna uygun olması gerekiyor. Ve mesaj. Dersiniz ki operatörü burada hani oğlum bak bu takım 20 tane adet yaptıktan sonra bu frezeyi değiştir. Kırılsın veya kırılmasın değiştir. Bir, not bir. İkinci not. Ölçüleri kontrol et. Üçüncü not.
ölçüleri kontrol etmezsen parça bozulur. Dördüncü not, maaşından keserim gibi mesajlar bırakabilirsin operatörünüze. Ama dediğim gibi post dosyanızın ayarlı olması gerekiyor. Bütün bu ayarlamaları yaptıktan sonra şu en alt sağdan okey diyorum. Ve bakın tutucum ve ucunda da takımım. Şöyle çevirebiliyorum tutucumu. Hatta şunu da işaretlersem, şöyle yana doğru çekersem tutucumla beraber takımımı da görüyorum. Şekilde gördüğünüz gibi. Hatırlarsanız az önce OHL boyundan bahsetmiştim. İşte bu OHL boyu şu demek. Bakın, şu takımın şu ucundan, şu noktadan şuraya kadar olan mesafeyi de OHL. Yani neresi? Şu tutucu dış boy dediği kısım var ya. Bakın burada tutucu dış boy diyor. Tanımla dediğim zaman şuradaki OHL boyu ise tutucu dış boy. Yani şu. Şu noktadan şuraya kadar olan şey bu. Mesafe. Yani şunun ucundan şuraya kadar olan mesafe. Bilginiz olsun. Girmiş olduğum bütün ilerleme ve devirler burada karşıma çıkıyor. Soğutma sıvısı, işte pozisyonu değiştir. Buradaki pozisyonu değiştir. Şu anlama geliyor. Mesela divizörlü bir tezgahınız var ise takım magazinde de uzun bir takım vardır mesela. Divizör ortadayken takım değiştirmede önce X'te atıyorum. Şöyle kullanıcı tanımlı işaretledikten sonra buraya veriyi girebilirim. Şurayı derim ki eksi 150 milimetreye gittikten son git önce ondan sonra diğer takımı çağır diyebilirim ki magazin şeye divizöre takımım çarpmasın veya aparata takım çarpmasın gibi durumlarda kullanıyoruz bunu. Bu kadar. Takım sayfası bu kadar arkadaşlar. Daha sonra takımda takım kütüphanesi oluşturmayı göreceğiz. O yüzden bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.